Merhaba, İkbal'le Hayata Dair YouTube kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, nasılsınız dostlar, sevgili takipçilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Böyle olması için tüm insanlık alemine inşallah duacıyım. Sizler de bizler için dua edin. Rabbim hepimizin hayatında her şeyi güzel etsin. Bugün bu makineyi tanıtmak istedim sizlere. Ceviz çekme makinesi, yani cevizin kabuğunu ayıklama makinesi. Ben de kendisiyle yeni tanıştım. Makine benim değil, makine amcamın oğlunun. Fakat cevizimiz biraz fazla çıkınca, çırpıldığında onları elde ayıklamanın zor olacağını düşünüp, onlarda da bu makinenin olduğunu biliyordum. Kendisinden rica ettim. Onlar da beni kırmadılar. Sağ olsunlar, makineyi gönderdiler. Ve biz bu makinede cevizlerimizi ayıklamaya başladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi cevizleri üzerinden su akarak ve dönerek kenarlardaki bu tırtıklardan soyuyor. Kenarlar tırtıklı makinenin ve o tırtıklar, tabanda da tırtık var. O tırtıklar soymasına yardımcı oluyor ve soyduktan sonra bu şekilde arkada bir yeri var. Oradan da posayı dışarı atıyor. Bu cevizin yeşil kabuklarını dışarıya veriyor. Ve biz bu posayı da ziyan etmedik. Bu şekilde cevizleri temizlediğimizde posalarını bile değerlendirmiş oluyorsunuz. Bu posaları suyunu sızdıktan sonra el arabalarıyla, bahçemde boş bir arazi, boş bir yer var, toprağa götürüp döktük ve bahara kadar onun orada yanıp gübre olmasını bekleyeceğim ve böylelikle ceviz gübresi elde etmiş olacağım ve bahçeme onu da yayıp kullanacağım inşallah. Allah izin verirse gelelim, makinamız nasıl çalışıyor, nasıl kullanılıyor. İlk başlarda bakın burada düğmeleri var. Bu düğmelerinden başlat ve bitir düğmeleri bunlar. Yeşil düğmeye basıyoruz. Makinamız çalışmaya başlıyor. Üstten de su veriyoruz. Sürekli üstten su vererek çalışıyor. Ama söylediğim gibi ilk başta biz makinenin kıvamını bilemedik arkadaşlar. Az az içerisine ceviz attığımızda çok daha kolay ve güzel temizleyeceğini düşünerek az koyduk. Bakın gayet az tabanında ceviz. Ama çok zorladı. Makine o şekilde çok uzun süreli çekti. Meğer bunun kıvamı öyle değilmiş. Tabii bir iki posta bu şekilde az ceviz doldurarak çektikten sonrasında dedik bu böyle olmayacak. Ceviz çok böyle bitmeyecek. Uzun sürede çekiyor. Deneme yanılma yöntemiyle kıvamını öğrendik. Bakın temizlediğini de ön tarafta böyle bir kapağı var. Kapağı açıyorsunuz. Makineyi çalıştırıyorsunuz. Ve kovanın içine boşaltıyor. Tabii eğer ki az çektiyseniz kovanın içine. Eğer bizim sonradan kıvamını öğrenip de yaptığımız gibi çok makineyi doldurarak çekiyorsanız ağız kısmına çuval vermeniz gerekiyor. Veyahut da yeriniz müsaitse bırakın yere boşaltsın. Çünkü bir makine dolusu hemen şu tırtıklardan bir parmak aşağısı kadar doldurduğumuzda bir çuval ceviz boşaltıyor. Temizlenmiş bir çuval ceviz boşalıyor arkadaşlar. Gelelim makinenin kıvamı nasıl olursa çok daha güzel temizlenmiş bunu anlatmaya. Bakın cevizlerimiz gayet güzel, gayet temiz. Burada iki cins ceviz olduğu için cevizler farklı farklı duruyor. Bir tanesi ince kabuk, bir diğeri kalın kabuk ceviz. İnce kabuk olan cevizleri kargalar bütün delmişler zaten. Ve ikinci çekme yaptığımızda bu şekilde arkadaşlar. Önce bir kovayı koyup makineyi çalıştırıyoruz. Suyu da biraz kısıyoruz. İlk başta yüksek açmıştık. Azaltıyoruz ve sürekli çekerken biraz kabuklarını hafif soyduktan sonrasında sürekli üzerine kovayla ilave yapıyoruz. Meğer bunun ilmi, püf noktası buymuş. İlave
ediyoruz. Bu tırtıklardan bir iki parmak aşağıya kadar ceviz ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi gençler dolduruyorlar. Bunları bu şekilde kova kova üzerine ilave edeceğim. İki parmak alta kadar dolduracağız ve bu şekilde doldurduğumuzda gördük ki çok daha hızlı ve çok daha temiz yapıyor. Ve biz bu şekilde yaparaktan elhamdülillah ilk iki az az çektiğimiz hariç iki postada bütün cevizleri çekmiş olduk. Geç de olsa öğrenmiş olduk. Bu şekilde habire üstten ilave ediyorsunuz dolana kadar. Dolmadaki bu şekilde yapmaktaki maksat da benim anladığım kadarıyla mantığı şu. Yandaki ve alttaki tırtıklara habire üzerinden döktüğünüzde baskı yapıyor. Baskıyla çok daha soyması kolay ve güzel oluyor. Bakın tertemiz, gayet güzel soydu. Bir iki tane içerisinde sonradan eklediklerimiz var ama onlar da biraz döndürünce gidiyor. Bu şekilde de suyunu kenar dışarıya akıtıyor. Tabii ilk başlarda posası çok çıkıyor. Biz o posayı kenara çektik. Ya bu makinayı kullanmak isteyenler, almak isteyenler acaba bu makineler nasıl çalışıyor, nasıl olursa daha verimli çalışıyor diye düşünecek olursanız ben bugün sizlere bu makineyi nasıl yaparsak, nasıl kullanırsak çok daha verimli kullanırız. Bunu anlatmak istedim. Bir nebze olsun sizlere faydalı olmak istedim. Ve bütün cevizlerimizi bitirdik elhamdülillah. Cevizleri yukarı balkona çıkartıp serdim. Kargalar rahat vermediği için güneşli bir ortama. Tabii ki arkadaşlar balkonunuz kapalıysa birazcık camdan hava gelmesi için açık yer bırakmanız gerekiyor. Aksi takdirde küflenir. Cevizlerimiz kuruyor. Çok güzel. Elhamdülillah. Rabbim bereketini versin inşallah. İki ağaç cevizimiz olduğu için ağacın bir tanesinin bakın rengi siyah. Diğer ağacın kabukları biraz daha beyaz. Ve bunlar henüz tam kurumamış cevizler. Yani çektikten o gün gece çektik biz sabahı bu. Bir daha kuruyacak inşallah. Ama o kadar çok fazla çürük ve kargaların deldiği cevizler var ki nereden baksanız bu cevizin içinden bir kova çıkar. Zaten bir kova kadar da ayıklama esnasında bu çürük ve kargaların deldiklerini ayırmıştım. Onlar da rızkını yiyorlar. Bakın şu elimde görmüş olduğumuz ceviz, kargaların deldiği ceviz. O yüzden içi kararmış. Bu şekilde ellerimizde berbat oldu. Ve bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Umarım sizler için videom faydalı olmuştur. Hoşça kalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.